Çeşmeli Erdem Yapı Son Noktayı sunar. Son Nokta özel yayınından mutlu akşamlar diliyorum sayın seyirciler. Özel bir programla karşınızdayız. Özel bir konuğumuz var çünkü. Araştırmacı, yazar, siyaset bilimci, çok yönlü insan. Sayın Ahmet Hakkı hocamız bizlerle birlikte. İyi akşamlar diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Tekrar hoş geldiniz stüdyomuza, programımıza. Evet, ben sizi anons ederken araştırmacı, yazar, siyaset bilimci dedim. Çok yönlü bir insan dedim. Çünkü gerçekten sizin sohbetlerinizi Türkiye'de birçok insan çok keyifle dinliyor ve çok ders alarak dinliyor. Öncelikle Elazığ'a geliş nedeninizden başlayalım. Perşembe günü bir konferansınız olacak. Milli Çözüm Dergisi Elazığ temsilciliğinin organize ettiği Türkiye üzerinde oynanan oyunlar ve milli sorumluluklarımız başlığı altında bir konferans vereceksiniz. Bir söyleşi gerçekleştireceksiniz. İsterseniz buradan başlayalım. Şimdi evet, Türkiye üzerinde oynanan oyunları birçok pencereden birçok insan değerlendiriyor. Birçok söylenen, sarf edilen sözler var, cümleler var. Ama bir de sizin bakış açınızla görmek istiyoruz. Gerçekten Türkiye üzerinde yeni değil, yüzyıllardır Türk milleti üzerinde oynanan oyunlar var. Ama bu son dönemde artık belki de Cumhuriyet tarihinden bu yana çok belirgin bir hale gelmeye başladı, çok belirginleşti. Bunu artık 5 yaşındaki çocuğa da sorsanız Türkiye üzerinde bir takım oyunlar oynandığını belki söyleyebilecek duruma geldi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Son dönemde yaşanan gelişmelerle bağlayacağız belki bunu ama öncelikle sizin pencerenizden baktığımızda Türkiye üzerinde oynanan oyun nedir? Ben öncelikle Elazığlı hemşehrilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum, böyle bir fırsat verdiniz bize. Şimdi inşallah o gün Perşembe günü öğretmen evinde saat 8:30'da bu konuları çok daha derinlemesine konuşacağımız bir konferansımız olacak. Hı hı. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini hatırlatarak başlamak istiyorum. Sizler hepiniz birlikte yolculuk yaptığınız bir gemidesiniz. Bir kısım insanların kolaylık olsun diye alt katta su almak için gemiyi deldiklerini gördüğünüzde, aman bana ne, biz üst kattayız, bize su erişmez, ora batsa da bize bir şey olmaz gafleti içinde bulunanlar bilsinler ki gemi batarsa hepsi birlikte boğulacak. Şimdi Türkiye vapurumuz, son yurdumuz, bağımsızlığımızın, varlığımızın sigortası olan vatanımız batırılmak için yeni değil, binlerce yıldır, özellikle bizim Anadolu'yu vatan yaptığımızdan bu yana, 1071'den bugüne bize 19 Haçlı Seferi yapıldı. Bütün Avrupa ülkelerinin toplanıp ordularını, güçlerini birleştirip bizi Anadolu'dan sökmek için. Çanakkale'yi biz onlara karşı yaptık. Kurtuluş Savaşı'nı onlara karşı yaptık. Biz Kıbrıs'ta parasını peşin verdiğimiz silahların ambargoya uğradığını ve herkesin, müttefiklerimizin karşımızda yer aldıklarını gördük. PKK'nın karşısında biz bunları gördük. Velhasıl bizimle ilgili hesapları olan ülkeler bu niyetlerinden vazgeçmiş değiller. Hı hı. Şimdi şu son gün özellikle AKP iktidarıyla birlikte maalesef 3 temel değerimiz, dinamiğimiz körletilmeye çalışılmaktadır. Bunlardan birisi milletimizin mayası olan İslam yozlaştırılmaya, ılımlaştırılmaya çalışılıyor. İkincisi bir milletin nefsi olan, nasıl bir insana Cenab-ı Hak kendini korumak, kendini savunmak, ihtiyaçlarını karşılamak için nefis vermiş. Hatta kendi değerlerini, şeref ve haysiyetini koruyamayan insanlara nefissiz deriz. Hı hı. Nefis bu bakımdan lazım, gerekli bir şeydir. Evet. Ama sen nefsin bütün şehevi, şeytani arzularına esir olursan o zaman başına bela olur. Bir insan için nefis neyse bir toplum için de milliyetçilik odur.
milliyetçilik kendi varlığını, bağımsızlığını, bekasını, vatanını, bayrağını koruma duygusu olarak gerekli bir şeydir. Biz buna müsbet milliyetçilik diyoruz. İslam'ın yozlaştırılması yanında müsbet milliyetçilik anlayışı da maalesef tahrip edilmeye çalışılmaktadır. Hatta son zamanlarda görüyorsunuz, öyle ki Türkiye Cumhuriyeti lafzından, kavramından bile gıcık alan ve bunu kaldırmayı bir demokrasi adına ilericilik sayan bir kısım zihniyetler türedi, bunları yaşıyoruz. Evet, ne yazık ki artık ben Türk vatandaşıyım diyen insanlar ırkçılıkla suçlanmaya maalesef başladı. Maalesef. Ha, öyleyse şimdi kafa tasçı bir yaklaşım, efendim kendi ırkını üstün gören, sırf bir ırka mensubiyeti, bir ayrıcalık zanneden batıl ve bozuk bir düşüncenin elbette karşısındayız. Ama bir müsbet milliyetçilik anlayışını bile terk eden bir toplum kendi izzeti nefsini, haysiyetini kaybediyor demektir. Üçüncü bir tehlike, bu coğrafyada özellikle varlığımızı, bağımsızlığımızı, bekamızı korumamızın sigortası olan ordumuz aleyhinde çok büyük bir kampanya başlatılmıştır. Hatta öyle ki her kötülüğün sebebi ordumuz zannedilmekte, orduya karşı büyük bir nefret duygusu körüklenmektedir. Ne yazık ki. Şimdi biz bütün bunların ülkemizin geleceği ve güvenliği açısından çok büyük tehditler oluşturduğunu görüyoruz. Ciddi endişelerimiz var, kuşkularımız var. Bazı insanlar diyorlar ki hocam bu kadar kuşkulanmanıza gerek yok. Siz aşırı derecede büyütüyorsunuz olayları, bir kısım hayali kurgular peşindesiniz diyenler var. Biz onlara şunu söylüyoruz. Hazreti Musa'yı öldürmeye karar verdi Firavun ve hükümeti, ileri gelenleri. Onlar içerisinde iman eden birisi vardı. Kur'an izleyicilerimiz takip ederler, incelerler diye söylüyorum. Gafir suresi, bir ismi de Mümin suresi, 28. ayetin ortasında imanını gizleyen o mümin kişi Firavun'un ileri gelenlerine şöyle diyor. Ve in yekü kaziben fe aleyhi kezibu. Diyor ki Hazreti Musa söylediklerinde yalancı ise, aslı astarı olmayan iddialar peşinde ise, eninde sonunda o yalanı kendini rezil etmeye yeter. Ve in yekü sadiken, yok eğer doğru söylüyorsa, davetinde, tebliğinde gerçekleri bize hatırlatıyorsa, bizler yanlış bir yolda isek, o zaman yusibküm ba'dullezî ya'dikum, onun vaat ettikleri kötü akıbetlerin bir kısmı bile bizi yakalasa biz mahvu perişan oluruz. Öyleyse bu insanı öldürmek değil, buna sahiplenmek gerekir. Şimdi biz de diyoruz ki bizim derdimiz AKP iktidarıyla veya şu partiyle değil, hele ona oy verenlerle hiç değil. Ama ülkemiz, geleceğimiz, güvenliğimiz adım adım karanlık bir noktaya sürükleniyorsa, şimdi bakınız, dış güç dediğimiz, bugünlerde Sayın Başbakan da bunu çok sık kullanıyor. Mesela bu son olaylarla ilgili hep dış güçleri gündeme getiriyor. Haklılık payı da var. Birazdan değineceğiz belki. Hı hı. Dış güçler, emperyalist merkezler, işbirlikçilik yapıp da bir ülkenin başına getirdikleri insanlarda üç tane şart arıyor. Bu üç şartı taşımayanlarla işbirliği yapmıyorlar. Yanlış tahtaya ayak basmıyorlar. Bir tanesi, bu insan dini haysiyetini, milli hassasiyetini kaybetmiş olacak. Çünkü dini haysiyeti, milli hassasiyeti olan insanlar vatanına, milletine, devletine, kendi şahsi çıkarları için bir noktaya kadar belki fedakarlık yapar ama hıyanetini daha ileri boyutlara taşımazlar. Ancak vitrinde riyakarlık yapacak, halkın hoşuna gidecek söylemlerle onları coşturacak tipte olmaları lazım. İkincisi, kendisinin ve ülkesinin geleceğini düşünecek, akıl yürütecek çapta bir beyne sahip olmamaları.
Zeka ayrıdır, akıl ayrıdır. Çok akıllı olmamaları lazım. Çünkü elinde sonunda akıbetini düşünür. Aynı akıbete düşenleri kendisine örnek alıp kendini toplar diye ayak bağı olur. Şimdi Saddam'ı düşünün bakalım. Saddam böyle bir insandı. Saddam ortaokul mezunu, sıradan, işte o gün Irak'ın Baas Partisi içinde yetiştirilmiş bir insan. Onu 50 kere elediler, denediler, yetiştirdiler, oraya gittiler. Kışkırttılar, arkasını sıvazladılar, İran'a saldırdılar. 2 milyon insanımızı katlettirdiler. Yetmez arkasından, şimdi WikiLeaks belgelerinden anlıyoruz ki, Küveyt'e saldırdılar. Yetmez tam o sırada Kürtleri kışkırttılar, silahlandırdılar Barzani'yi. Irak ordusuna karşı ayaklandırdılar. Hepsinin arkasından Irak'ta kimyasal silah var yalanını yayıp Irak'ı işgal ettiler. Bak sayın, her şeyi unutuyoruz, unutkan bir toplum olduk. Sayın Başbakanımız, Amerikalılar Irak'ı işgal ederken onların bir an evvel başarılı olup sağ salim evlerine dönmeleri için dua ediyorum diyordu. Sayın Başbakan'ın dua ettiği Johnny'ler başarılı oldular. Irak'ta 1,5 milyon insanı katlettiler. Yüz binlerce kadın ırzına geçtiler. Irak'ı fiilen üçe böldüler. Önceleri başbakanımız ve AKP yetkilileri, canım kim Irak'ı bölebilir, öyle şeye müsaade eder miyiz diye hava atıyorlardı. Kırmızı çizgilerimizi. Bugün Kuzey Irak'la resmi devlet statüsüyle uluslararası hukuka da kendi anayasamıza da aykırı olarak işbirliği içindeler. Şimdi diyorlar ki bize, niye kuşkulanıyorsunuz? Irak'tan gelenler var. Öz kardeşim daha bir ay önce geldi. Şimdi Amerikalılar oradan çekip gittiler ama ajanlarını, adamlarını bırakıp da gittiler. Diyor akşamları evlerine, mahallelerde $50 birini cebine koyup kimin kadınları, kızları güzel, onları tespit ediyorlar, isimlerini alıyorlar. Akşamları baskına geliyorlar. Filan isim bu evde var mı? Var. Ha, o filan örgütle. Halbuki El-Kaide dedikleri örgüt de onların güdümünde. Zaten dış güçler İslam'ı hem ılımlaştırarak hem kalınlaştırarak gündemde tutuyorlar. Oysa İslam Allah yapısıdır. Yani bir adama demezler mi? İsmi bile sırıtıyor. Ölümlü İslam. Yok radikal İslam. Ya Cenab-ı Hakk'ın hangi kanunu, kuralı çok katıydı da sen yumuşattın demezler mi adama? Hazreti Peygamber'in hangi uygulaması çok böyle kabaydı haşa, sen onu biraz yumuşattın, incelttin. Kimin haddini ılımlı hale getirmek? Şimdi, peki kalın, kaba İslam'ı haşa böyle radikal İslam diye bağnaz bir yapıyı ortaya koyup ılımlısına razı etmek için tezgahı yürütenler aynı güçler. Bakıyoruz, diyor ki geliyorlar evlerden Irak'ta, bu kadınları tespit ediyorlar. Karakolda ifaden alınacak. Yarı gece götürüyorlar. Ne yaptıklarını söylemeye gerek var mı? Biz Türkiye bu duruma gelmesin istiyoruz. Bakın geçen Birleşmiş Milletler 3 gün önce rapor yayınladı. Irak'ta aylık rapor 1145 insan patlamalarda ölmüş, 2860 insan ağır yaralı. Suriye'de savaş var, bunun onda biri kadar ölü olmuyor. O da ayrı bir elbette insanı üzen bir barbarlık yaşanıyor, o işin başka tarafı. Öyleyse efendim Türkiye bu hale gelmez. Saddam'ın etrafındakiler de öyle zannediyordu. Libyalılar da öyle zannediyordu. Bize karışamazlar. İtalya, Fransa bizim petrolümüzle ayakta. Kim bizi bozabilir? Suriyeliler böyle düşünüyordu. Hatta batılı güçler Irak, Libya'yı, Afganistan'ı, Suriye'yi karıştıran ve bu noktaya taşıyan güçler, fırsatları olsa Türkiye'ye, emin olun, onlara gösterdikleri müsamahanın onda birini göstermeyecekler. Çünkü bin yıldır asıl kinleri bize yoğunlaşmış. Öyleyse bu akibete düşmeyelim. Adım adım oraya doğru gidiyoruz. Kendimizi toplayalım derken niye aşırı kuşkuculukla suçlanıyoruz? Eğer biz çok aşırı kuşkucuysak, hayal kurucu isek çok çok biz yalancı hayalci olur çıkarız.
Ama bu iddialarımızın, bu endişelerimizin %1'i bile haklıysa, emin ol bu ülkenin, bu memleketin yakın gelecekte büyük bir felakete sürüklenmesi kaçınılmazdır. Bu bakımdan görüyorsunuz, Erbakan hocamız Allah rahmet etsin ısrarla vurguluyordu. Lozan'da bize geçici bağımsızlık vermek zorunda kaldılar çünkü biz Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Oyunlarını bozduk. Ancak o günkü Fransız, İngiliz, İtalyan gözlemci olarak da Amerikan yetkilileri. Amerika şu anda bile Lozan'ı resmen tanımamıştır hala. Amerika'ya göre, Amerikan devletine göre şu anda hala sevr geçerlidir. Lozan'a imza etmemiştir, resmen de tanımamıştır bugüne kadar. Oysa Lozan bizim uluslararası bağımsızlığımızın resmi tescilli tapusudur. Evet. Ama diyorlar ki biz büyük İsrail kurulsun diye bütün Osmanlı'ya karşı bu savaşı yaptık. Geçici bir Mustafa Kemal zafer kazandı ama biz yeniden toparlanırsak bunların zayıf dönemidir. Bunlara bir hücumla alt etme imkanımız var. Niye bağımsızlık veriyoruz Türkiye'ye? Dedikleri zaman Hayimnahum, Mısır baş hahamı diyor ki bu milleti işgalle, savaşla belki bir müddet yenebilirsiniz ama uzun zaman esir edemezsiniz, elde tutamazsınız. Bu milleti yenmenin, hizaya getirmenin bir tek yolu var. O da şu beş şarttır. Bir, bunların dinini bozacaksınız, İslam'ı bozacaksınız, kökten kaldıramazsınız, yutmazlar. Yozlaştıracaksınız. İki, bu milleti borca esir edip kendinize köle yapacaksınız. Üç, bu milletin ordusunu bozacaksınız. Milli, güçlü, caydırıcı bir ordu bırakmayacaksınız. Dört, bu milleti sağcı, solcu, Türk, Kürt, ilerici, gerici kamplara ayırıp kırdıracaksınız. Beş, bu ülkeyi küçük federasyonlara, bölgelere ayıracaksınız. Bakınız bunların tamamı, hatta rahmetli Erbakan Hoca diyordu ki, geçmiş hükümetler adım adım bilerek veya bilmeyerek bu plana taşeronluk yaptılar. Hatta Erbakan 70 senesinde bağımsız aday olarak mecliste bulunduğu zaman ilk gen sorusu Süleyman Demirel'e meclis zabıtlarına kazıtmış. Türkiye Hayimnahum'un gizli Lozan planlarını uygulama noktasında sizin şöyle şöyle davranışlarınız onun planlarına uygundur. Bunun bir an evvel önlenmesi lazım diye gen soru veriyor. Bugün bakıyoruz ve Erbakan Hoca'nın sözünü şey yapalım. Diyor ki bu hükümet, AKP hükümeti Lozan'ın gizli maddeleri olan Türkiye'yi bölme planları konusunda hiçbir hükümetin cesaret edemeyeceği kadar Hayimnahum planlarına hizmet etmektedir ve ülkenin bölünmesine, sevrin yürütülmesine yönelik hazırlıklar peşindedir. Bunun için bizim endişelerimiz çok ciddi endişelerdir. Zaten bir tane Erbakan, diyorlar ki bunlar Erbakan'ın devamı. Ya insaf edin. O zaman Demokrat Parti de CHP'nin devamı. O zaman MHP'nin bir kısmı da AP'nin devamı. Bir parti, AKP zaten milli görüş gömleğini çıkarıp resmen kendi çizgisini terk ettiği için iktidara taşınmış bir partidir. Hala bunlar yüzünden Erbakan'ı suçlamak gerçekten insafsızca bir davranış evet, şimdi, ve konu sapıtmak. Hocam ben çok araya girmek istemiyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz, çok bölmek istemiyorum o yüzden. Şimdi bunları zaman zaman benzer şeyler konuştuğumuzda Türkiye ile ilgili endişelerimizde biz de gerek programlarda gerek özel sohbetlerimizde dile getirdiğimizde birileri diyor ki yani bunu siz mi düşünüyorsunuz? Bu ülkeyi yöneten insanlar bu konuma gelmiş bu kadar başarılı, zeki insanlar bunu göremiyor mu sadece? Siz mi görüyorsunuz diye soruyorlar bize. Ben de size soruyorum. Yani bunu sadece siz mi görüyorsunuz, biz mi görüyoruz? Gerçekten ülkeyi yönetenler bunu göremiyor mu? Yoksa bazen görüyorlar da televizyonlardan duyuyoruz seçim dönemlerinde bir köy muhtarlığı için 3 kişinin 5 kişinin birbirini öldürdüğünü görüyoruz değil mi? Bu siyasi ikbal hırsı, iktidar hırsı, insanın nefsini kabartan,
insanı kendi değerlerinden uzaklaştıran öyle bir bağımlılıktır ki, hatta bir kısım İslam alimleri, gönül ehli zatlar demişler ki, iktidar şehveti, buna hubbu cah diyorlar. İktidar şehveti kadın şehvetinden, yani cinsi şehvetten 100 kat daha etkilidir. Pek çok insan şöhret uğruna, servet uğruna ve özellikle siyasi etiket ve iktidar uğruna maalesef kendi değerlerinden, düşüncelerinden taviz verebiliyor. Bunun insanlık tarihi boyunca binlerce örneği var. Kaldı ki bir iktidar, bize bazen diyorlar ki, bunlar bizim çoğu eski arkadaşlarımız, haber gönderiyorlar. Yahu Ahmet hocamız bizi bilmez mi? Biz beraber, biz onun sohbetleriyle yetiştik. Bizim bir kısım zahiren yanlış görünen davranışlarımızın bile hangi hayırlı hedeflere hizmet etmek için öyle yapmak zorunda olduğumuzu düşünmez mi? Biz onlara şunu diyoruz. Eğer Amerika'yı, Avrupa'yı, dış odakları aldatmak, oyalamak için onlardan taraf görünüyor, ülkemiz lehine, milletimiz lehine hayırlı hizmetlere fırsat bulmak istiyorsanız, benim sizi tenkitlerim, sizin hukuken, ahlaken, aklen, ilmen, dinen yanlış olan davranışlarınızı söylemem sizin lehinizedir. Niye? O güçler size daha rahat inanır. Bak, gerçek bu dine, bu millete sahip olanlar da bunların yanlışını tenkit ediyor. Demek ki bunlar bizi aldatmıyor. Bunlar bizimle ittifakta, işbirliği yapmakta samimi diyerek sizin işiniz kolaylaşır. Demek ki biz doğru yoldayız diye düşünürler. Öyleyse niye bana bu kadar yükleniyorsunuz? Her ay 3 yerde mahkeme var. Daha geçen ay 34 milyar eski para, 34 bin lira benim gibi emekli bir insan, işte sağdan soldan bileziklerimizi, bilmem çoluk çocuğun gelin toplayarak niye hakaret ettin? Var mı bir yanlış yok ya, şu kelime hakarete girmiş. Kanunen de sistemi öyle şey yapmışlar ki o cezayı en ağır şekilde katlamak için her yol denenmiş. Efendim filan kitabında, filan yazında hakaretten, filan kelime hakaret kasıtlıdır. 34 bin lira bizden ceza aldılar. Elbette biz bu insanların yanlışını söylemek zorundayız. Gizli hikmetlerle hareket edemeyiz. Biz hukuki gerekçeler, ahlaki gerekçeler ortadadır. Efendim bunların belki gizli niyetleri var. Gizli niyetleri varsa o gizli niyetlerin sevabı kendileredir. Biz gizli niyetlerle değil, açık hükümlerle, yapılan yanlış hareketlerle insanları yargılamak veya onları sorgulamak durumundayız. Erbakan Hoca'nın yaptığı bütün fabrikaları bunlar sattılar. Bakın, bir şey konuşuluyor. Efendim daha ne istiyorsunuz? Halkla bunu söylüyor. Geçen Büke'ye gittik. Ya hocam diyor, insaf et. Bunlar sizin eski arkadaşlarınız. Üstelik görmüyor musunuz? Fert başına milli gelir 10 bin dolara çıkmış. Ya dedim arkadaş, bunun manası, senin evinde kaç kişi var? Dedi hocam biz 6 kişiyiz. Ben, hanım, 4 çocuk. Fert başına milli gelir 10 bin dolar demek, senin evine senede 100 milyar TL giriyor demektir. Çünkü 60 milyar eder dolar olarak, Türk parasıyla 100 milyar eder bu. Evet. Sen ev ne alıyorsun? Ya dedi 890 lira emekli parası alıyorum. E dedim, o zaman senin yıllık şeyin hadi 10 bin lira, fert başına senin aylık gelirin yıllık şeyin 1500 lira. Halbuki sen 10 bin liran var zannediyorsun, aldatılıyorsun. Türkiye'de ancak milletvekillerini, bir milletvekili 10 milyar maaş alıyorsa, diğer çoluk çocuğu varsa, 5 çocuğu varsa, başka gelir de yoksa, bunu bölersen ancak milletvekillerine düşer aylık, yıllık milli gelir 10 bin dolar. Kimi kandırıyor? Milletimizin milyonlarcası 760 lira asgari ücretle çalışıyor. Yine milyonlarcası onun yarısına olsun bir iş bulmak için birbirini boğuyor. Köylü bitmiş, Elazığ'daki fabrikaların, önemli fabrikaların tamamına yakını elden gitmiş, öyle mi? Evet. Şeker fabrikası bitmiş, azot zaten çoktan bitmiş, işte ferrokrom gitmiş. E peki,
Giriyorsun, tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş, şeker pancarı bitmiş. Senin cebine ne giriyor? 10.000 değil, senin yıllık verin 1.000 lira da değil. Öyleyse bir kısım televizyonların insanları uyuşturması, beynini yıkaması sonucunda bir algı oluşmuş. Geçen biri bana dedi ki hocam, ya arkadaş fabrikaları yabancılar satın almış. E alsınlar dedi, ya parası bize, toprağı da bizde zaten, fabrikada bize sırtlayıp götürmüyorlar ya. Bakın bu ne kadar yanlış, tam bir sömürge kafası. Ya arkadaşım, geçen İstanbul'da Okan Üniversitesi'nden Allah selamet versin Murat Esin hocamla bir panele katıldık. Türkiye'deki en fazla 5 tane ileri gelen teknoloji profesöründen birisidir. Biri sordu. Ya nedir bu fabrikaların özelleştirilmesini eleştiriyorsunuz yani? Alıp götürdüler mi, sırtladılar mı, yerinde duruyor. Bakın dedi, Sayın Başbakan benim hatırladığım dedi, 4 sefer çıktı topluma bir vaatte bulundu. Kendi bulunamıyor, bir kahraman arıyor. Yok mu bir baba yiğit özel yerli araba üretecek? Hatırlıyorsunuz. Bu 4 sefer tekrar etti. 2-3 yılda bir tekrarlıyor. Hiç de ortada bir şey yok. Sıradan ülkelerin kendi arabaları var. Araba dediğin nedir? Dedi bakın. Bazı insanlarımız ya milli bir gayrettir. Başbakanın da çağrısı var. Bir kısım imkanlar da sağlarlar. Bir yerli araba yapalım. En basitinden arabanın kaportasına saç lazım. Bu saçlarda çatı sacı değil. Çok özel alaşım. Bir saç lazım. Nerede alacak bunu? Ya İstemir'den, İskenderun Demirçelik'ten, ya Karabük Kardemir'den, başka yeri yok. Bunlar hepsi satılmış. Diyor bazı arkadaşlar bunlarla irtibata geçtiler. Böyle bir araba yapmaya kalksak, bize şu çapta, şu kalitede, şu alaşımda saç üretir misiniz? Her seferinde hepsi birden. Hayır. Ya nasıl olur? Biz sizi sattık ama bize saç lazım. Üreteceksiniz diyor. Tahkim kararları var, uluslararası anlaşmaları var. Zorlayamazsınız. İstemediğimiz şeyi yaptıramazsınız. Görüyor musun? Özelleştiren bize neye mal oluyor? Onun için ama bir taraftan da hükümet artık yerli jet uçağımızı bile yapıyoruz diyor. Şimdi bakınız. Yani bir taraftan da söylemler böyle. Ha, tamam da adama sormazlar mı ya, yerli 4 teker takıp bir araba yapamıyorsun da bu jetin neyini yaptın? Neyi senin bu jetin? Zaten ta Özal'dan beri bir hangayı yaptılar Ankara'da. Motoru gelecek Amerika'dan, Avrupa'da üretilen bazı şeyler Almanya'da, Fransa'daki bazı yerler, şeyler, parçalar oradan gelecek. Sen burada hangarda bunları birleştireceksin, birbirine takacaksın. Diyeceksin ki Türk jeti uçurdum. Kimi kandırıyorsun? Bırak Türk jetini. Sen Amerika'dan parasını verdiğin, satın aldığın savaş uçaklarını Amerika'nın kontrolü dışında mesela İsrail'e karşı kullanamıyorsun. Çünkü anında sisteme giriyor, beynini kilitliyor, onun istemediği yönde kullanamıyorsun. Öyle değil mi? Ha, bu demek değildir ki Türkiye'de bu konuda bir kısım atılımlar yapılmıyor, bir kısım efendim gayretler gösterilmiyor. O ayrı bir şey. Ama genelde işte Türkiye'nin genel manzarası budur maalesef. Son bir şey söyleyeyim bu konuda. Saddam'a bunu yaptılar. İşgal ettiler ve şimdi Irak cehennemi yaşıyor. Allah kimseyi işgal altına bırakmasın. Namusunu, efendim şerefini, haysiyetini ezdirip gavurlara muhtaç bırakmasın. Amin. Şimdi maalesef aynı oyun bizim Erdoğan'a oynanıyor. Nasıl? 3-4 sene öncesine kadar Esad'la sabah kahvaltılarında buluşuyorlardı. Aile dostlukları vardı. Tatillerini birlikte yapıyorlardı. Peki bu zaten Hafız Esad'ın oğluydu, Nusayri'ydi. Bu bir günde zalim olmadı. Bu bir günde hain olmadı. Neyse oydu. O gün Esad'la ilgili sözleri, demeçler ortada duruyor. Peki nasıl olduysa birdenbire 96 senesinde Libya'da 700 kadar bütün İslam dünyasından önemli ilim adamlarının, gönül adamlarının katıldığı bir tasavvuf ve ahlaki olgunlaşma kongresine Allah rahmet etsin Erbakan hocam Türkiye'den giden heyete bizi de katmıştı.
adil bir düzende ahlaki kurumların yeniden yapılanması, çağdaş standartlara uygun sorumluluk alması ve toplumun manevi dinamiklerinin diri tutulması konusunda orada bir de bir bildiri sunmuştuk Libya'da. O zaman Hafız Esad'ın baş müftüsü Güftaru'yla tanışmıştık. Dedik ki Hafız Esad gibi bir zalime baş müftülük yapmak zorunuza gitmiyor mu? Bir nevi onun keyfi istikametine fetvalar uydurmak, Müslümanları böyle gayretten, İslami ruhtan uzaklaştırmak olmuyor mu diye çıkışmıştık. Dedi bakın, Hafız Esad'ı siz ne kadar tanısanız benim kadar tanıyamazsınız. Siz ne kadar onun zulmünü düşünseniz benim kadar onun zulmünü çekmiş olamazsınız. Ancak dedi, bir şey var unutuyorsunuz. Bir kısım Müslüman alimler, dünya çapında belirli insanlar eliyle İsrail bizim Hafız Esad'a karşı ayaklanmamızı ve Şam, Hama, Humus bu bölgelerde bir şeriat devleti kurmamız karşılığında bizi kışkırtıyor. Kim kışkırtıyor? İsrail kışkırtıyor. Ajanlar gönderiyor. Hatta sonradan da Allah rahmet etsin, bu geçen hatırlayana 2-3 ay kadar önce Şam'da öldürülen aslen bizim Urfalı çok büyük bir ilim adamı Ramazan el-Buti. Urfalı Kürtlerdendir, Butilerdendir. Büyük dünya çapında bir alimdi. Hatta biri Ramazan Hoca'ya sorun. Evet dedi, Hafız Esad zalimdir. Ancak Kur'an'a göre de, vicdana göre de İsrail'in kölesi olmak Hafız Esad'ın rejimine katlanmaktan 1000 kere beter bir durumdur. Öyleyse zaman içinde bu yanlışlığı gidermenin gayreti içindeyiz. Yoksa biz İsrail'in kışkırtmasıyla Hafız Esad'a savaş açarsak herhalde Kur'an'ın لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودُ İnanan insanlara en şiddet düşman, en tehlikeli ekip Siyonist Yahudileri bulacaksın ayetinin hükmünü tepelemiş olacağız dedi. Şimdi Suriye'ye karşı Amerika bir ülkeyi tahrip etmek ister. Gücü var, yarım saatte işgal edebilir Suriye'yi. Hayır, Suriye baştan sona yıkılacak. Halk birbirini boğacak. Yıkılan, tahrip edilen Suriye'nin yeniden ileride imarı için büyük Siyonist batılı şirketler trilyonlar kazanacak, ihaleler alacak. Suriye halkı yıllarca bu kahrı çektikten sonra bir daha Amerika'ya, dış güçlere baş kaldıracak ve onların işbirlikçisi iktidarlara karşı koyacak bir ruhu şuuru kendilerinde bulamayacaklar. Bunun için işi uzatıyorlar. Yoksa isteseler Hafız Esad'ı sarayından alıp götürmek, onlar için yarım saatlik teknolojileri var, imkanları var, evet, öyle de, değil mi? Bir de halk çok büyük zulümler çekecek ki ondan sonrası evet. Kendisine lütuf olarak algılansın. Tabii. İşte bunun için şu anda bakın Rusya gemiler dolusu devamlı silah taşıyor şeye. Suriye, Esad'a. Yetmez, Orta Doğu'yu elinde tutan veya Orta Doğu'nun nabzını tutan en önemli iki gazete Londra'da yayınlanıyor. Biri Şarkul Evsat, Orta Doğu. Bir de El Kudsül Arabi. Hem İngilizce hem Arapça yayın yapıyor. El Kudsül Arabi'de çıkan bir habere hiç yalanlama gelmedi. Amerika aynı zamanda şu anda Esad'a silah veriyor. Herkes hayret edecek. Ya böyle şey mi olur? Evet. Niye? Türk ordusunu bir gafletle hiç alakamız yokken yok kimyasal kullanacak, yok bize saldıracak bahanesiyle Türk ordusunu Suriye'ye sokmak istiyorlar. Türk ordusu Suriye'ye girerse sanki Esad rejimine karşıymış gibi Esad rejimiyle o silahlarla bizi bozmak ve boğmak istiyorlar. Çünkü Orta Doğu'da asıl göz koydukları, yıkmaya çalıştıkları ülke Türkiye'dir.
Türkiye'nin de ayakta kalmasının sigortası güçlü bir TSK'dır. Bunu moralmen çökerttiler zaten. Yeteri kadar aleyhinde faaliyet yürüttüler. Ama şimdi fiilen bozmak, yıkmak, gözden düşürmek için bir an evvel Suriye'ye hücum etmek için bahane aranıyor. Arkadaş, acı bir şey. Reyhanlı'da patlama oldu. 51 insanımız ki oranın yerli halkı 150 diyor. Yabancı basın takip ediyorsunuz 200'den fazla diyor. İnsanlarımız katledilmiş. Haber duyulur duyulmaz eğitilmişçesine, ezberletilmişçe hepsi birden Esad yaptırdı. Hesap soracağız. İyi de kardeşim, şu İsrail Akdeniz'in açık sularında bizim mavi Marmara gemimize saldırdılar. Küstahlıkla 10 insanımızı katlettiler. Siz niye İsrail'den hesap sormak ve müdahale, askeri müdahalede bulunmak için bir tek adım atmadınız da? Ha, illa her şey parayla, kan parasıyla ödeniyorsa Esad'dan da para isteyin çok çok. Pazarlık edin. Kaldı ki İsrail bir para da ödemedi. Ödediği bir para yok ortada. Canım, o da ayrı bir şey. Oyalıyor. Hayır, gerçi bunu sorduğumuz zaman iktidar milletvekilleri diyor, işte özür diledi ya, tam da 21 Mart'ta Öcalan'ın o Diyarbakır'da okunan saçmalığının ardından bir anda gündem değişti. İsrail Türkiye'den özür diledi. Bunu söylüyorlar şimdi. Şimdi toplum biraz da... Yani biz, özür dilerim sözünüzü kestim. Türk milleti olarak, evet siz de ifade ettiniz, bir takım şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Ne yazık ki böyle çabuk unutan, hafızasını çok çabuk yenileyen bir toplum haline geldik. İşte Suriye'den bahsettiniz, Irak'tan bahsettiniz, bunları unuttuk. Daha biraz daha geçmişe gittiğimizde 1974'te Kıbrıs için biz mücadele ederken, siz de ifade ettiniz, bütün müttefikimiz diye geçen ülkeler bize ambargo koymuşken, Kaddafi Türkiye'ye destek veren değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Yani Türkiye'yi belki de o zaferi kazanmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük katkısı olan insan linç edilirken Türkiye'den alkışlayanlar olduğuna yazık ki. Şimdi yani biz bu kadar millet olarak ahde vefaya önem verirken böyle vefasızlaştık mı? Yani ne oluyor? Bizim toplumumuzun ahlaki değerleri de mi bir anda değişti bu 10 yılda, 12 yılda? Bak kardeşim, Libya'ya, Mısır'a, Suriye'ye, bu bölgeye gidip gelen, buraları yakinen bilen bir insan. Demin anlattım, Libya'ya ilk gidişimizde Kaddafi kendine mahsus bir kısım psikolojik sıkıntıları, sivri tarafları olan bir insandı. Çok da bizi ilgilendirmez aslında o yönleri. Ancak Türkiye sevdalısıydı. Bizimle olan dostluğumuzu ilgilendirir. Ve anti-emperyalist bir yapıda insandı. Geçen bir yerde dediler ki hocam, İmanın şartı, birinci şartı diye bazı yerlerde bir şey söylüyorsun. Yani bu neye dayanıyorsun? Biz de halk kolay ezberlesin diye imanın şartı 6'dır, İslam'ın şartı 5'tir, 32 şart farz bunlardır, 54 farz bunlardır. Böyle sade vatandaşların bazı iman hakikatlerini, esaslarını hatırında tutsunlar diye bunlar güzel şeylerdir. Ama sırf taklitçilikle bunları ezberlemenin de İslam olmadığını bilmek lazım. İslam'ın en temel, imanın ilk şartı anti-emperyalist olmaktır, anti-siyonist olmaktır. Dedim, olur mu böyle şey dediler. Bakınız, Bakara suresinde ayet-el kürsünün hemen altında bir ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. La ikrahe fiddin. Dine sokmak için de kimseyi zorlayamazsın. Dinin içinde de zorlama yoktur. Çünkü oradaki fi hem için anlamındadır, hem içinde anlamındadır. Bir insanı silahla, gel Müslüman ol, adam korkusundan Müslüman olur, görünür ama münafık olur, daha beter. Kendi hür iradesiyle, aklıyla, vicdanıyla İslam'ı seçerse ne ala, yoksa zorla Müslüman olmuş. Ha, İslam olsan namazını şöyle kılacaksın, efendim oruç tutmazsan şu cezaya çarpılacaksın gibi şeyler de bizim dinimize aykırıdır. Böyle şey olmaz. Bakın, uzun yıllar İsrail'de gizli anayasa olarak kullanıldı. Ahmet Cevdet Paşa'nın
başında ve bizim Harput ulemasından önemli o zamanki Kazakistan olan zatın gayretiyle hazırlanan büyük bir ilim adamının hazırladığı Mecelle var. Son Osmanlı hukuk kitabıdır. Mecelle'yi İsrail uzun yıllar gizli anayasa olarak kullandı. Hala İsrail güdümündeki Filistinlilerin fiili anayasası Mecelle'dir şu anda. Mecelle'de bir kural var. Diyor ki, takibi ve tespiti mümkün olmayan suça ceza tatbik edilemez. Bir insanın beş vakit namaz kılıp kılmadığını takip edebilir misin? Yok. Oruç tutup tutmadığını takip edebilir misin? Yok. Takip ve tespit edemediğin suça ceza verebilir misin? Hayır. Elbette. Diyelim ki oruç mevsiminde insanları kışkırtmak, açıkça oruç yiyip böyle kasıtlı olarak, bunlar zaten her yörede, her dinde tedbirler alınması gereken konulardır. Dinde zorlama yoktur. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْ Doğrulukla eğrilik, hakikatle batıl ayrılmıştır. Herkes artık tercihini yapmak zorundadır. Bundan sonra önemli bir şey. Cenab-ı Hak buyuruyor. وَمَنْ يَكْفِرْ بِالْتَاغُوتِ Kim tağutu inkar eder de ve yü'min billahi bak ondan sonra Allah'a iman ederse فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى Sağlam kopmaz bir hakikat kulpuna yapışmış olur. Önce tağutu inkar. Tağut demek zalim, haksız, ahlaksız, batıl, barbar bütün yönetimlerin ve başındaki zalim şahsiyetlerin ortak adıdır. Allah'a imanın makbuliyeti tağutu inkara bağlanmış. Yani anti-emperyalist, anti-siyonist olmadan, zulmün her türlüsüne karşı çıkmadan Allah'a iman kabul edilmiyor. Bunun için Türkiye'de maalesef, bak geçen dindar bir hükümetimiz var diye seviniyoruz. Bir kısım davranışları elbette hoşumuza gidiyor. Hanımları örtülü, öyle değil mi? Kendileri namaz kılıyor, en azından cumaya gittiklerini görüyoruz. Oruç tutuyorlar. Bunlar bu milletin hararetle, hasretle umduğu, beklediği, hoşlandığı şeyler. İyi de bir insanın dindarlığını ölçmek için kumaş mı ölçeceksin, metreyle ölçersin. Domates mi alacaksın, kiloyla bir ölçüsü var. İşte elektriği sayaçla ölçülüyor. Dindarlığın ölçüsü ne? O da Kur'an'dır. Resulullah'tır. Bunun başka temel ölçüsü var mı? Yok. Kur'an'a göre söylüyorum. Akla, mantığa göre değil. Bir ülkede İslam'ın bütün emirleri uygulansa, bütün günah ve kötülüklerden uzak durulsa, sadece o ülkede faiz ekonominin vazgeçilmez bir kuralı sayılsa, iki, o ülkede zina serbest bırakılsa, ceza almaktan çıkarılsa, üç, o ülkede kısas, idam cezası kaldırılsa, yasaklansa, Kur'an'a göre o düzen şirk düzenidir. Ya bundan iyisi mi olur daha biz ne zulüm düzenleri gördük, buna bin şükür, bundan iyisi olmaz diyenler de müşriktir. Şimdi soruyorum halkım, kendileri düşünsün, arasın, bulsun. Bu iktidardan önce de faiz vardı, evet vardı, ama bir bankadan kredi almak için 3 tane kefil şahit götürmek zorundaydı. Şimdi sokaklarda ayaklarımıza dolaşıyorlar, gel bizden kredi al diye, hiç cebinde 7-8 tane kredi kartı olmayan kalmamış. Bakın bugünlerde yeni bir kanun geçiyor. Dikkat etsin herkes. Nedir o? 19 milyar dolar batık kredi var. O krediler, hükümetle gizli anlaşmaları var. Bankaların %70 kadarı yabancıların eline geçmiş durumdadır. O kredileri 3 yılda bir kere devlet kanun çıkaracak. Genel bütçeden faiziyle birlikte o bankerlere, faizcilere ödenecek. Bugünlerde bunun hazırlığı yapılıyor. Şimdi bakınız, Sayın Başbakanımız bu gezi olayları dolayısıyla dış güçleri suçluyor, efendim faiz lobisini suçluyor ve suçladıkları bu kesimler başbakanın dediklerinden bin beter bu ülkeyi soyan, bu ülkenin aleyhine çalışan kesimlerdir. Evet. Hocam reklam arası vermek durumundayız. Hayır, hayır. İzleyicilere bir şey soruyordunuz. O soru isterseniz tamamlayın, düşünsünlerdir. O reklam arasında düşünsünlerdir. O da şu. Bu ülkede faizi bu kadar yaygınlaştıran ve hayatın vazgeçilmezi haline sokan bu iktidar olmuştur.
bu ülkede hiçbir iktidarın cesaret edemediği şekilde zinayı suç olmaktan çıkaran iktidar maalesef bu iktidar olmuştur. Avukatlarına, yetkili bilenlerine sorsunlar, öğrensinler. Ya belki biz iftira ediyoruz. Bundan önce hiç değilse bir suçu vardı. Zina eden kadının alacağı bir suç vardı, bir cezası vardı. Hukuken onu kaldırdılar. Yetmez. Yine bu hükümet döneminde 2003 senesinde APO'yu kurtarmak ve onu gelecekte Büyük Kürdistan'ın genel başkanlığına hazırlamak üzere idam cezasını kaldırdılar. Yani kısas emrini, Kur'an'ın bir hükmünü kaldırdılar. Şimdi Allah aşkına söyleyin bakalım. Eğer bu dindarlıksa günahkarlık nedir? Evet, peki o zaman izleyenler düşünsünler bunu 10 dakika evet. boyunca. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızdayız. İsmail Erdem Yapan'ın sunduğu Son Nokta devam ediyor. Sayın seyirciler, Son Nokta canlı yayının ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. İlk bölümü izleyemeyenler için hatırlatıyorum. Stüdyo konuğumuz araştırmacı, yazar, siyaset bilimci Sayın Ahmet Akgül hocamız. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar ve milli sorumluluklarımız konulu bir konferans için Elazığ'da bulunuyorlar ve Türkiye üzerinde oynanan oyunlarla ilgili ilk 45 dakikada kendisini çok değerli değerlendirmelerini dinledik, izledik hep birlikte. Sizler de izlediniz ve devam ediyoruz konuya. Hocam şimdi Türkiye üzerinde oynanan oyunlar farklı bir boyuta geldi. Bu son günlerdeki işte son 10-12 gündür devam eden Taksim Gezi Parkı olayları da bu tüm Orta Doğu'da yaşananların ve Türkiye'de oynanan oyunların bir parçası mıdır sizce? Böyle mi görmek lazım? Çünkü iktidarla muhalefet arasında da çok ciddi laf yarışını, hatta laf yarışını da geçti artık, karşılıklı neredeyse bir savaş açıldı. Sosyal medyada bir savaş açıldı. Sosyal medyada bir tarafta Atatürkçüler diye kendini adlandıran bir grup oluştu. Bir tarafta AK Partililer diye kesin bir çizgiyle ayrılmaya başlandı. Yani bir insan hem Atatürkçü hem Müslüman hem de siyasi görüşü ne olursa olsun oy verdiği herhangi bir parti aynı kulvarda olamaz mı bunlar? Yani bu kadar keskin çizgilerle toplumu ayırmak ne kadar doğru sizce? Önce tebrik ediyorum Ali Bey. Öyle bir büyüğümden duymuştum. Diyordu insanın aklı sorusunda saklıdır. Estağfurullah. Bir soruyla olayı aslında özetlediniz. Şimdi hatırlıyorsunuz. Taksim gösterileri başladığı günün sabahı. Bir kısım insanların bir kısım haklı talepleri, kendi hayat tarzlarına yönelik baskılardan endişe etmeleri doğaldır. Onların bir kısım gösteriler yapması, kendi haklarını araması da demokratik hakları cümlesindendir. Ancak o ilk sabah herkesin hatırlaması, olayları çözmesi için unutmaması gereken olaylar oldu. Gezi Parkı'nda maksadı ne olursa olsun toplanmış genç insanları üzerine hiç beklenmedik şekilde çadırlarına polislerce hücum edildi, yakıldı, hakaretle uğradı, darp edildi. Yani bir nevi bu olayların kışkırtılması, Türkiye çapında yaygınlaştırılması isteniyormuş gibi bir kısım davranışlar sergilendi. Sayın Başbakan'ın Kuzey Afrika, Tunus, Cezayir gezilerine katılan ve o gezi sırasında gazetesinde, Milliyet Gazetesi'nde yazı yazan Nagihan Alçı'nın tespitleri çok anlamlı. Yani bu tespitleri yaparken de başbakanın yanında gezi sırasında beraber bulunuyordu. Demişti ki 20 gün kadar önce güya emniyet istihbaratında çalışan ve Fethullahçı cemaatine yakın olduğu konuşulan bir kısım üst rütbeli polis müdürleri görevlerinden alınmışlardı veya bir kısmı emekliye ayrılmıştı. Nagihan Alçı'nın iddiasına göre ki bugüne kadar hem muhataplarından hem hükümet kanadından bir açıklama gelmesi beklenirdi, gelmedi. Dolaylı bir kısım yuvarlak yalanlamalar oldu ama o da şuydu.
denmişti ki o göstericileri kışkırtan, ani hücumlarla onlara haksız baskın yapan polisler işte emniyet istihbaratından görevinden alınan cemaatçi polislerdi gibi iddialar yaygınlaştı. Ve zaten Milli Çözüm dergimizin internet sitesine girenler bu olaylardan önce biz bir yazı yazdık. Sayın Başbakan Amerikan gezisi sırasında gitmeden konuşuluyordu. Sayın Fethullah Gülen'le görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Sayın Başbakan gitti ve görüşmeden döndü. Sadece güya kendisini temsilen Bülent Arınç Bey Hoca Efendi ile görüşmeye gitti. O sırada Sayın Başbakan'ı hedef aldığını cemaate mensup yazarların da itiraf ettiği, başka yazarların da kanaati bu yöndeydi. Fethullah Gülen, başbakanı hedef alan ama isim vermeden çok ağır suçlamalarda, hakarete varan bir kısım saptamalarda bulunmuştu. Büyük işlere getirilen küçük adam, ahmak bir güruhça alkışlanan ve şımaran insan, iktidar sarhoşluğuyla küstahlaşıp firavunlaşan adam, sanki yiyip içip doyan, kulağı üzerine yan gelip yatan adam, yani hani edep, hani hürmet, hani hoşgörü, yani İsrail'in bu kadar zulümlerine karşı tek bir ses etmeyen, cevap vermeyen Hoca Efendi, bu iktidarın da vatanımıza, insanımıza, ordumuza, milli bağımsızlığımıza yönelik bu kadar yanlışlarına susan, fetvalar uyduran Hoca Efendi, sırf başbakan kendisinin elini öpmeye gitmemiş diye bu kadar hakaretler, bu kadar ağır suçlamalar, o zaman arkadaşlarımıza dedik ve Milli Çözüm sitesinde o günlerde bir yazı yazdık. Dedik ki başbakandan yararlanma müddeti sona yaklaşıyor ki kendilerini daha yakın bulduklarını cemaate mensup insanlarla yeni bir oluşum, en azından başbakanı devre dışı bırakacak yeni bir kısım hareketler başlatılabilir. Kanaatimiz bizde doğdu ve doğru çıktı. Şimdi kiminle yapacak yeni oluşumu? Mesela CHP'yle. CHP'yle cemaat koalisyonu kurulursa hiç şaşmayın. Ya hocam olur mu bu kadar? Canım niye olmasın? AKP'nin PKK'yla ittifakına bir sürü keramet uyduranlar CHP ile cemaat ittifakına keramet uyduramazlar mı? Yutturamazlar mı? Hatta bakınız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkuru, CİA'nın gölge bir kuruluşu vardır. Biraz daha sivil işleri Stratfor eliyle yapar CİA. İşte Stratfor belgelerinde yazıldı, çizildi, internet sitelerine girenler bunu, Stratfor'un ilgili şeylerine bunu görecekler. Şeyin adına, Sezgin Tanrı Kurulu'na kod numarası vermişler. TR-705. TR Türkiye biliyorsun. 705 numaralı Stratfor'un gizli üyelerinden kim? Sezgin Tanrı Kurulu. Bir CHP'li heyetle ve Sayın CHP Genel Başkanı'nın, Kılıçdaroğlu'nun onayıyla cemaatin Amerika'daki kuruluşlarının davetçisi olarak gittiler. Geçen ay. Yetmez. Cumhuriyet yazarı, Türkiye'nin sabataist takımındandır. Türkiye'deki gizli oluşumların, cuntaların elebaşı ailelerinden birinin kızıdır ve onun devamıdır. Leyla Tavşanoğlu. Cumhuriyet'te yazdı, yazıyor. Yine bundan iki hafta önce Amerika'ya gitti. Fethullah Hoca'yla görüştüler ve gelip o günden sonra Fethullah Hoca'yı, cemaatini ve hizmetlerini öven yazılar döşüyor şimdi. Bütün bunları niye söylüyorum? Dış güçler dediği, haklı olarak başbakanın ikide bir gündeme getirdiği ama bir türlü isim vermediği dış güçler, insanları belli bir müddet yararlanmak için
öne çıkarırlar, iktidara taşırlar. Ama onlara acımazlar, vefasızdırlar. İşleri bitince veya iktidardakiler biraz şımarıp onların arzuları dışında bir kısım işlere girişirlerse onları acımadan harcarlar. Şimdi görünen o ki cemaatle hükümet arasında artık gizlenemeyen bir kavga yaşanmaktadır. Ve bu kavga mesela bu son gezi olaylarında cemaate mensup bütün yazarlar, bugünün yazarları olsun, zamanın yazarları olsun, onların bir kısım aydınları olsun, televizyonlardaki yorumcuları olsun, hepsi kenarından köşesinden yürüyüşe katılan gençleri de suçlasalar, onları da itidale çağırsalar da aslında demokratik haklarını kullandıklarını, aslında bunların başbakanın özellikle şahsından kaynaklanan yanlış üslubunun, kırıcı tavrının neticesinde ayaklandıklarını, asıl suçun ve sorumluluğun başbakanda olduğunu, başbakan ikide bir hala kışkırtıcı, kamplaştırıcı, yahut arkadaş sen basit bir krizi yönetemiyorsan, yarın Türkiye bir savaşa tutulursa ki savaş kapımızdadır, o zaman bir savaş Türkiye'sini nasıl yöneteceksin? Şimdi anlamakta zorlanıyoruz. Umuyorum izleyicilerimiz de hak verecekler. Başbakan hiç geri adım atmam diyor. Hala suçlamalarına, sataşmalarına devam ediyor. Ama yardımcısı Başbakan Bülent Arınç özür diliyor, ılımlı mesajlar veriyor. Ama Cumhurbaşkanı ılımlı mesajlar veriyor. Ama İstanbul Valisi gençlere yönelik, eyleme katılanlara yönelik işte sevgiler, saygılar sünen Twitter'lar atıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı efendim projelerimizden vazgeçtik, yanlış anlaşılmıştı, öyle değil böyle yapacağız, bundan sonra halkımıza, göstericilere danışacağız diyor. İyi de insanın aklına geliyor. Acaba başbakanla iktidar kurmayları aralarında görüşüp arkadaş ben eski havamı atmaya devam edeyim, siz de halkın gazını alın diye denge unsuru olsun diye halkı aldatan, oyalayan bir tavır mı ortaya koyuyorlar? Yoksa gerçekten başbakanı devre dışı bırakmaya yönelik hazırlıkların son aşamasına mı gelinmiş? Başbakan böyle davranıyor. Yardımcısı başka şey söylüyor. Bakanları başka telden çalıyor. Herkesin kafası karışık. Şimdi bakınız, elbette şimdi polisleri suçlamak. Geçen polisler başkan açıklama yaptı. 6 polis bu olaylar içerisinde bu olayların stresi yüzünden intihar etti. 12 saat. Ya bunlar makina değil, robot değil. İnsan be kardeşim, öyle değil mi? İçinden bir kısım provokatör tipler belli gizli emirler almış, karıştırmış olabilir. Ama büyük çoğunluğu bu ülkenin güvenliği için rahatını, hayatını ortaya koymuş insanlar. 12 saat. 15 gün evine gitmemiş. Uykusuz, susuz, huzursuz bir insan. Nihayet bir de kalk onu kafasına taş at, kafasına efendim hakaretler yağdır. O da nihayet insandır yani. Bir yandan da emir veriliyor, şuraya sokma, şuradan süpür at diye emirler veriliyor. Öyleyse burada sadece polisi suçlamak, sanki bütün suç onların hepsinin kaba davranışından kaynaklanıyormuş havası oluşturmak da bir zulüm, haksızlıktır. Evet. Fakat şu gerçeği unutmayalım. Başbakan'a sormak lazım. Dış güçler diyorsun, dış güçlerin adını koy. Avrupa değil mi? Peki, Amerika değil mi bunlar nihayetinde? Evet. Ya sen bunu suçlarken daha dün gittin Avrupa Birliği konferansında, toplantısında aman ha 50 yıldır bekletiyorsunuz, niye bizi almıyorsunuz diye ama biraz da havalı havalı sert söylemlerle yine Avrupa Birliği'ne sığınmanın telaşını yaşadın. Ya arkadaş diyorsun ki 50 yıldır bizi bekletiyorlar. Ya bunun çeyreği senin hükümetinde geçti. Ya arkadaş sen Avrupa'nın nazarında saygın olmak istiyor musun? Evet. İslam aleminin ve mazlum insanların saygınlığını kazanmak, öncülük yapmak istiyor musun? Evet. Türkiye tarihi mirası, coğrafi yapısı, jeopolitik konumu olarak söylüyorum. Ve talihli imkanları, fırsatları bakımından yeni bir medeniyet merkezi olmaya müsait avantajları taşıyor. Niye Erbakan Hoca'nın D8'ler atılımına fiilen resmen gerçekleşmiş sahip çıkmıyorsun? Niye mazlum ülkeleri
Rusya'yı, Çin'i, Hindistan'ı da Güney Amerika'yı da yanına alarak niye Türkiye Cumhuriyetleri İslam coğrafyasını da katarak niye yeni bir medeniyeti öncü bunu yaparken de Avrupa karşıtlığı Amerikan düşmanlığıyla değil. Ama ağırlığın saygınlığın olsun. Bir denge unsuru ol. E sen hala Amerika'nın Avrupa'nın kapısında merhamet dileniyorsun ama merhameti biraz sızlanarak biraz kahramanca dileniyorsun. Bununla bir yere varamazsın ki. Faiz lobisi diyorsun. Rakamları şimdi tek tek çıkardım ama vaktimiz yok. Bu iktidar döneminde 11 yıldır sadece faiz lobisine bu iktidarın aktardığı para 596 milyar dolar. Çok büyük bir rakam. Elbette. Türkiye'nin dış borcunu ödedik, ödedik, IMF'ye ödedik, bittik diye millet aldatılıyor. Önce aklı başında bir devlet adamının ben IMF'ye borcumu ödedim demesi ekonomik çevrelerde gülünç karşılanıyor. Niye? Ya IMF bir banka değil ki. IMF Amerika'nın Türkiye gibi ülkelere ve devletin kefaletiyle özel şirketlere verdiği Yahudi bankalarından ödenen faizli borçları, kredileri zamanında faiziyle ödemediği takdirde Amerikan devleti askeri güç kullanmak dahil o ülkeden zorla söküp alması için garantörlük yapan aracı kurumun adına Amerikan devleti adına garantör olan kefalet kurumuna IMF derler. IMF banka falan değil. Ha ara sıra küçük hesaplar da alır verir kasasındaki onlar küçük hesaplardır. Erbakan Hoca'nın bizzat tespiti sağlığında 180 milyar dolar bütün cumhuriyet hükümetlerinin aldığı borç. Bu iktidar hocanın sağlığında 580 milyar dolara çıkarmıştı. Bizim yaptığımız tespitler, bu konudaki uzmanlardan aldığımız bilgiler şu anda 746 milyar dolar. Ha devletin garantör olduğu, kefalet verdiği ve çoğu zaman da devletin ödemek zorunda kaldığı özel borçların toplamı 750 milyar dolar. Ha bunlar fert başına düşen milli gelir diye herhalde fert başına düşen milli borcu sayıyorlar. Çünkü gerçekten 750 milyar doları 75 milyona bölün her insanın fert başına 10 milyon dolar şeyi vardır. Borcu var. Borcu vardır. Bunu da zenginlik sayıyorlar. Nerede görülmüş? Bunun için bu iktidar döneminde ben söylemiyorum. Daha iki gün önce Star yazarı Mustafa Karı Alioğlu, hükümetin en büyük destekçisi, yandaşların başında geliyor. Adam yazıyor gazetesinde. Diyor ki bu iktidar döneminde faiz lobilerine ödenen paralar geçmiş iktidarlar döneminin oranına göre 10 kat artmıştır. Gidip pankart açıyor Cem Boyner. Ben ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu. Kime karşı açıyor bunu? İktidara karşı gösteri yapıyor. Nerede? İşte Taksim'de. Peki Cem Boyner iktidara geldiği gün mesela Altın Yıldız Tekstil firmasının 42 milyon dolar olan piyasa kıymeti değeri arkadaş bugün 10 misli olsa dersin ya normaldir hadi. Tam %546 misli artmış. Kim verdi? Sen verdin. Bir de başbakanımız dönüp diyor ki işte bir kısım faiz lobileri bizi şahsımızı hedef almışlar. Bundan sonra cevabını alırlar. Ayağını denk alsınlar. Ya bu adam milleti, devleti soyarken suç işlemiyor da senin şahsını hedef aldığı zaman mı sana dokanıyor? Böyle mantık olur mu? Sen bu ülkenin başbakanısın. Bu ülkenin menfaatlerini korumak için oraya taşındın. Bir de efendim şimdi rantiyecilere, koçlara, büyük şirketlere hücum ediyor. Mesela diyor ki bunlar var ya burada 4-5 ağacın derdine düşmüşler. Halbuki Koç Holding Sarıyer ormanlarında 10 binlerce ağaç kesti ve oraya bir üniversite yaptı. Ben karşı çıktım falan diyor. Olayın
olayı saptırıyor ve maalesef, bakın buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz. Maalesef olayı saptırıyor ve yanlış konuşuyor. Şikayet etmek yöneticilerin işi değildir bir kere. Değildir. Yani bir de çözüm işin bulmak. Aslını söyleyeyim. O zaman Sarıyer Refah Partisi'ne bağlı Yusuf Tülün Bey'in başkanlığındaydı. Büyükşehir Belediye Başkanı da Sayın Başbakan'dı. Rahmi Koç Sarıyer'de binlerce dönüm arazide on binlerce ağacı keserek bir üniversite kurmak için müracaatta bulunuyor. Başbakan Sarıyer Belediye Başkanı'na, Büyükşehir Belediye, ille buna yardımcı olun diye baskı yapıyor. Yetmez. Bu encümenden geçecek karar. Büyükşehir encümeninden. Büyükşehir encümeninde de bakın o günkü bütün encümen kararları çıkarılsın ve Sayın Başbakan Koç'un orada üniversite yapmasına evet diyor. Şimdi böyle boşuna yanlış hava atıyor. Erbakan Hoca bunun farkına vardı. Hemen teşkilat mensuplarından yetkili kimseleri görevlendirdi. Sakın ha buna müsaade etmeyiniz. Bunu engelleyiniz. Böyle bir katliama izin veremeyiz. O zaman Vehbi Koç'a dedi ki ben söz verdim yapacağım ama Erbakan bırak diyor. Onu halledin. Onunla işinizi görün. Rahmi Koç Erbakan Hoca'ya telefon açtı. Ve bakın şahit gösteriyorum. Şu anda Adıyaman Gölbaşı Eski ilçe başkanı Adnan Uyar da orada. Bakın şahitli konuşuyorum. Erbakan Hoca Rahmi Koç'un telefonu üzerine orada o toplantıdaki insanlar gerçeği görsünler ve rant yiyecilerin, faizcilerin ayarını ve amacını öğrensinler diye sesini açtı. Rahmi Koç tehditvari Sayın Erbakan, İstanbul'da hallettik, bir eğitim yuvasıdır, üniversite kuracağız ama senin bu işe engel olduğunu öğrenince şaşırdım. Bak birinci parti oldunuz ama iktidara getirilmiyorsunuz, bir nevi tehdit ediyor yani. Erbakan Hoca'nın cevabı, biz ille de iktidara taşınıp onun iktidar hırsıyla bir kısım yanlışlıklara, haksızlıklara alet olmak için gelmedik. Biz iktidarı halkın hizmetinde kullanmak ve haksızlıklara engel olmak için istiyoruz. Yahu, Erbakan Hocam devam ediyor. Yahu, bir köylü ihtiyacı olan, çok affedersin, bir eşek yükü odun, kuru odun kestiği zaman hemen yakalanıyor, her şeyine el konuyor ve bir sene hapse atılıyorsa, yahu siz binlerce dönüm hazır orman arazisinde yüzlerce yılda zorla meydana gelen bu ağaçlardan on binlercesini keseceksiniz ve biz buna müsaade edeceğiz. Ya hangi hukuk, hangi ahlak buna müsaade eder? Diye onu terslemişti. Sayın Başbakan ne diyor? Ben cezaevine girdim çıktım, mahkeme açılmıştı. Mahkeme kararı da lehimize, yani o üniversitenin yanlışlığına karar verdi, yıkılmasına karar verdi. Ama biz hazır bir üniversite açılmış, hadi eğitim, öğretim hatırına müsaade ettik diyor, değil mi? Ya nasıl oluyor bir dağ başında, bir efendim tepenin ucunda bir vatandaş 3-4 katlı ev yapmış, içine çoluk çocuğa girmiş, başına yıkıyorsun. Nasıl oluyor da ya o ki yaptınız, hadi bitirdiniz maşallah, neyse hadi de devam etsin diyorsun. Yani bu olayı da çarpıtıyor. Maalesef halk, yani bir kısım yanlış ve yalan diyemiyorum artık, ağzım varmıyor. Bir kısım yanlış beyanlarla halk oyalanıyor. Sayın Başbakan'ın bu gezi olaylarında bence en büyük yaptığı yanlışlardan bir tanesi de gençlerin hepsini dış güçlerin uşağı, bir kısım marjinal grupların takıntısı, İşte ergenekoncuların devamı, bu dediklerinden kişiler, ekipler, gruplar böyle bir organizeyi, böyle bir günü, fırsat bilmiş olabilirler. Doğrudur. İşin içine karışmış olabilirler. Ama bu insanların içerisinde önemli bir kesim de başbakanın söylemlerinden rahatsız olan, kendi geleceğini tehlikede gören,
hayat tarzına müdahale edileceği endişesini taşıyan, onun ötesinde bizim burada dertleşmeye çalıştığımız Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, birlik bütünlüğüyle ilgili ciddi kaygılar taşıyan kesimlerdir. Evet hocam, şimdi siz de ifade ettiniz. Gerçekten insanların kafası çok karışık. Yani gençlerin de kafası karışık. Artık çocuklarımızın da kafası karışmaya başladı. Şimdi yakında yayınlanacak son.23.com internet sitesinde çok sevgili bir arkadaşımın köşe yazısında olacak. Bir iki düzeltmeden sonra yayında olacak ama oradan bir alıntıyla ben sorumu tamamlamak istiyorum. Şimdi orada diyor ki arkadaşımız, küçükken bize sorarlardı. Evet, hepimize sormuşlardır. Büyüklerimiz sorardı. Yaradanın kim? Allah. Peygamberin kim? Hazreti Muhammed. Ülkeni kim kurtardı? Atatürk. Başbakanın kim? İşte o dönem kimse, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit veya Tayyip Erdoğan. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık çocuklardan bir tanesi ülkeni kurtaran Atatürk diyorsa başbakanlığı kabul etmiyor. Ya da başbakanım bu diyorsa bir başka kesim. Ya da ben evet Müslümanım diyorsa, hem Müslüman hem dedim ya işte Atatürkçü olmak mümkün değilmiş gibi, Atatürk'ü sevmek mümkün. Atatürk'ü seviyorsan Müslüman değilsin. Ya da Ayyaş grubundasın. Bu tür şeylere geldi artık. Böyle kesin çizgilerle ayrılmaya başladık. Ne yazık ki gençlerimiz, çocuklarımız böyle çok keskin bıçak sırtı çizgilerle ayrılıyor. Bu bilinçli bir hareket. Çok özür dilerim. Sosyal medyada yılların dostlukları bu yüzden bozulmaya başladı. Benim gibi düşünmüyorsan beni listenden sil diyenler var. Ya bu toplum nereye gidiyor böyle? Nereye kadar böyle gidecek? Bu ayrım çok tehlikeli bir süreç değil mi? Şimdi Sayın Başbakan son Ankara mitinglerinde özellikle de takip ettim, Altın Dağ konuşmasında. Bu Ankara Hacı Bayram-ı Veli'nin kentidir. Bu Ankara Mustafa Kemal'in kentidir. Hatırladınız mı? Hı hı. Bu Ankara ondan sonra saydı işte. İşte Menderes'in, Özal'ın kentidir. İyi. Eğer gerçekten samimi olalım, Atatürk'le ilgili bir husumetiniz, bir kininiz varsa... Sevmek zorunda da değilsiniz. Kimse zorla sevdiremez. Tamam. Yalnız bunu mertlikle ortaya koyun. Sebebini açıklayın. Ama toplum da bunu görür. Sevmemek, hakaret etmek anlamına da gelmiyordur elbette, değil mi? Ama başın dara girince Atatürk'ün evet. kentidir. Başka zamanda onu da suçlayacak bir kısım iddialar, laflar ortaya atmak değil bir başbakana, sıradan bir insana yakışmayan tavırlardır. Şimdi bakınız, demin Libya'dan bahsettik. Sayın Başbakan'ın çetrefilli, çelişkili, hatta bazen hayret edilecek kadar pişkinlik sergileyen tavırları insanların aklını şaşırtıyor. Sayın Başbakan NATO ile, efendim Avrupa güçleriyle bir olup Libya'ya saldırdı mı son saldırıda? Evet. Bir hafta öncesinde ya ne işi var NATO'nun Libya'da diyor muydu? Evet. Libya'da batılı kaynakların verilerine göre 96 bin insan katledilmiş. Bir tane liman, okul, hastane, ev kalmamış. Libya fiilen ikiye bölünmüş. Hala Irak gibi huzur yok, hürriyet yok. Emniyet yok. Peki, şimdi bir de gelmiş diyor ki bundan bir ay kadar önce, ya diyor, biz vicdanlı insanlarız. Arabamıza koyduğumuz her litre benzinin içerisinde acaba bir masum Libya'nın kanı var mı diye de dikkat ederiz. Ya el insaf, Libya Amerika ile birlikte saldıran sensin. Libya'yı mahvu perişan eden sensin. Sonra gelip bu sözü söyleyen de sensin. Bunun gibi PKK ile ilgili yine. Evet, yani Suriye olayında da bir anısını anlatıyor. Suriye'de kurşunlanmış bebekleri gördüğü zaman kesinlikle bu iş çözülmeli, Esed gitmeli fikrinin oluştuğundan bahsediyor Sayın Başbakan. Ama PKK'nın kurşunladığı çocukların resimlerini, fotoğraflarını hepimiz hatırlıyoruz. Hepimiz o hafızalarımızdan silinmedi. Şimdi diyor ki aynı tavrı neden burada sergiliyor? Diyor Gezi Park, işte park gezisinde gördünüz diyor. İmralı'nın posteriyle Atatürk'ün posterleri yan yana. İyi de yan yana poster taşımak mı daha ayıptır?
Yoksa onu muhatap alıp çözüm üretmek için resmi bir kurum gibi, devletin bir muhatabı gibi kabul etmek mi? Hatta insana sormazlar mı? İyi de hadi hepsi yanlış yaptı bu göstericilerin. Tamam. Yahu PKK'ya gösterdiğin toleransın, hoşgörünün bir onda birini de bunlara göstersen ne olur? Onunla anlaşıyorsun, uzlaşıyorsun, öyle değil mi? Mustafa Kemal, Libya bizim topraklarımızdı. İtalyanlar işgal ettiler. O günkü şartlarda Libya'da hastalıktan, kıtlıktan, yokluktan başka bir şey yok. Ama onlar yüzyıllarca bizimle birlikte aynı vatanı, aynı duyguları paylaşan insanlar. Şimdi işgal altında bırakamayız, sahip çıkmalıyız diyerek Suriye üzerinden, Mısır üzerinden yaya, çölleri aşarak gitti Libya'ya. Libya'da İtalyanlara karşı Şeyh Ahmed-i Sunusilerle, hatta daha sonra o hareketin ateşlediği kıvılcım orada Ömer Muhtarların o filmini ibretle izlediğimiz, o kahramanca çıkışların ateşini fitilleyen, fitilini ateşleyen hareketleri organize etti. Şimdi söyleyin bakalım, o kötü ise o Atatürk, acaba şimdi aynı Haçlılara karşı Libya'yı Haçlıların kucağına atan, onlarla işbirliği yapan insanlara nasıl bir ispat bulmamız lazım? İnsanlar insafla düşünsünler, kararını versinler. PKK'yla yapılan anlaşmalara bin türlü kılıf hazırlandı. Belki de bu Gezi Parkı olaylarının yaygınlaştırılması asıl kurulacak Kürdistan oluşumunun gözlerden saklanması için bir tezgah da olabilir. Niye? Zaten fikren ve fiilen Kürdistan'ı oluşmuş sayıyorlar. Hatta Diyarbakır'da tişörtler, afişler, Kürdistan isimleri, levhaları gırma gidiyor. En yetkili adamları, sivil PKK olan BDP'nin genel başkanları, milletvekilleri özel Kürdistan'dan, Kürdistan'ın artık resmi dilinden, eğitim dilinden açıkça bahsediyorlar. Yetmez. Kuzey Irak Kürdistan'ı, yeni oluşan PYD Suriye Kürdistan'ı ile bizim Kürdistan'ın birleşip tek bir çatı altında büyük Kürdistan'ın kurulacağından, hatta bunun da Türkiye'nin himayesine bırakılıp büyük devlet olacağımızdan bahseden akıllılar var. Ne yazık ki. İyi de adama sormazlar mı ya, bu ayrılmak, bu ülkeleri böyle federasyonlarla, özel sistemlerle bu ülkeyi parçalamak bu kadar hayırlıysa ve bunu Amerika'sı, Avrupa'sı destekliyorsa niye bunlar hazır ayrılmışken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ille de Güney Rumlarla birleştirmek için çırpınıyorlar? Hazır ayrılmışlar zaten. Ne güzel ayrılmak böyle güzelse. Öyle değil mi arkadaş? Evet. Niye Kuzey Kıbrıs'ı şart koşuyorlar? Hatta Avrupa Birliği'ne bizi geciktirmelerinin sebebi sayıyorlar. İlla Kuzey Kıbrıs'tan vazgeçin, Rumlarla birleşin demiyorlar mı? Niye Kuzey Kıbrıs'ı birleştirmek isteyen güçler bizim Kürdistan'ı bizden ayırmak için plan kuruyorlar? Hatta yetmez. Tuttular bu son zamanlarda bir de İstanbul'da 3. köprüye Yavuz ismini verdiler. Yavuz bu ülkenin, Osmanlı'nın, şunu unutmayalım, biz Türkiye Cumhuriyeti türedi bir devlet değiliz. Biz Osmanlı'nın meyvesiyiz. Osmanlı Anadolu Selçuklu'nun neticesidir. Anadolu Selçuklu İran Selçuklularının bir meyvesi neticesidir. O efendim Afganistan, Pakistan, Hindistan'daki Türkistan hakanlıklarının bir neticesidir. O Orta Asya'dan gelen Talas zaferiyle, düşünün Talas'ta İslam, Arap İslam akıncılarını Türkler yeniyorlar. Yendikleri halde yenilen tarafın inancını, ahlakını, hani Atatürk diyor ya, İslam bizim milli dinimizdir. Bu ne demek? Peygamberimiz diyor İslam fıtrat dinidir. Yani bir insanın yaratılışına, yapısına, tabiatına en uygun olandır. Çünkü insanı yaratan Allah'tır.
Onun yararını olan, zararını olan şeyleri en iyi bilen de elbette Allah'tır. Ona göre bir kesim ana programlar koymuştur. Kur'an da bu programın adıdır. Yani İslam fıtrata en uygun dindir. Peki, niye Anadolu'yu dağıtmak, son kalemiz, son sığınağımızı da elimizden almak için Kürdistan'ı kurdular yetmiyor, Yavuz ismini verdiriyorlar. Cumhurbaşkanı açıklattılar, efendim biz aramızda konuştuk, bu isimde karar kıldık, ben buna inanmıyorum. Bu ismin bazı odaklar tarafından dayatıldığını, lanse edildiğine inanıyorum. Niye? Bunlar farkında değiller. Güzel bir şey. Halifeliği getiren Yavuz gibi büyük bir kahramanın ismi elbette daha büyük şeylere layıktır ama bazen hakikatle algılar hakikatlerin üstüne çıkar. Bu ülkede Aleviler, önemli bir kesim Alevi kardeşlerimiz var. O insanların Yavuz ismine karşı bir kısım yanlış çevrelerin körüklediği bir imaj var. Efendim 80 bin insan kesmiş, el insaf o gün o bölgelerdeki bütün halkı toplasan bunun yarısı etmiyor. O günden sonra özellikle Abdülhamid'den sonra son 200 yıldır bu bölge, o kesilme yapılan denilen, iddia edilen bölgelerde demiryolu geçitleri, karayolları, efendim tüneller, hiçbir yerde 10 kişinin bile toplu mezarına rastlanmadı. Bunlar uyduruk şeyler. Ama ne olursa olsun böyle bir hassasiyet varsa, böyle bir hassasiyet varsa siz kalkıp ille de bunda inat ediyorsanız bunda ben bir art niyet ararım. Ben yıllardır, aylardır konuşup yazıyoruz. Kürdistan'ı böldüler yetmez. Sivas, Tokat, Malatya, Erzincan ve Elazığ bölgelerini kaplayan bir Alevistan planı var. Özerk Alevistan. Alevilerin özerkliğini tanıyan Türkiye'de ikinci bir ayrılış kapısı açmak istiyorlar. Bunun için Alevilerin kışkırtılması lazım. Kışkırtmak için de böyle başlanır. Önce isimle başlanır. Elbette. Hatta en çok karşı çıkanlardan birisi Malatyalı Alevi dedelerinden İzzettin Doğan. İzzettin Doğan aynı zamanda da akıl adamlar, bu hükümetin tayin ettiği akıl adamlardan. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Onun için bu iktidar bu krizi yönetemedi, yönetemiyor. Korkuyoruz, Türkiye daha büyük saldırılarla karşılaşsa o kriz ortamını hiç yönetemeyecek bir durumdadır. Maalesef. Onun için işte PKK'yı biraz anlatmak lazım. Yani yeri geldi buraya. Herkes zannediyor PKK bir terör şebekesidir. Doğrudur. Yetmez. PKK aynı zamanda dünyanın en önemli uyuşturucu şirketidir. Bakın şirket diyorum. Yüz milyarlarca dolarlık Afganistan, kısmen Pakistan, Hindistan'dan üretilen uyuşturucuyu İran, Kuzey Irak, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan hem taşıyıcılar hem dağıtıcılar PKK elemanlarıdır. Şimdi Türkiye ikinci Afganistan olmaktadır. Güneydoğu'yu uçakla, helikopterle gezenler görüyor. Güneydoğu yemyeşil Hint keneviriyle dolmaktadır. 3-5 yerde gösteriş halkın havasını almak için baskınlar yapıyor. 50 kilo yakalandı, 100 kilo yakalandı ama tonlarca. Ekim şu anda Afganistan'ın ikinci Afganistan Güneydoğu yapılmaktadır. PKK gözetiminde uyuşturucu ekimi yapılmaktadır. Şimdi PKK'nın APO'yla görüşen heyetinden birisi de Bayan Pervin Buldan hanımefendi değil mi? Pervin Buldan kimdir? Orta Doğu'nun en büyük uyuşturucu baronlarından birkaç sene önce bir çatışmada öldürülen Savaş Buldan'ın eşidir. Uyuşturucu şirketinden bahsediyorum. Serra Sierra diye bir Amerikalı kadın öldürüldü İstanbul'da. Amerika Türkiye'ye ayağı kalktı. Niye? Çünkü Serra Sierra PKK'nın dağıttığı uyuşturucu şebekesinin Avrupa organizasyonunda görevli FBI üyesiydi. Onun için hemen 3 günde adamı buldular. Önce dediler kim vurmuş? İşte orada bir bali çeken adam.
Nasıl olmuş ya? Bali çeken adam yerinden kalkamaz kafasını kırsan. 3 günde 3 pasaport değiştirmiş, gitti Kuzey Irak'tan çıktı. Suriye'ye geçmiş, oradan Irak'a geçmiş. Anlaşma yapıldı, kendisi geldi, teslimi yakalamadı. Kendisi teslim oldu. Şimdi çekilme yalanı Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük balonudur, yalandır. Türkiye'de zaten eylemlere katılanlar Kuzey Irak'taki kamplardan gelip eylemi yapıp gidiyordu. Evet. Türkiye'de 700-800 tane olduğu söyleniyor. Bizim yazarlarımızdan bir tanesi de Ufuk Bey, Allah selamet versin, Kara Harp Okulu mezunudur. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu'da en hassas bölgelerde yıllarca komando subaylığı yapmış bir insan, bizim yazarlarımızdan Ufuk Efe. Diyor sadece kala kala 700-800 tane Türkiye'de anarşist var. Onların da 300 tane suça bulaşmış, aranan, resmi kayıtlı olanlar Kuzey Irak'tan Suriye'deki PYD'yi, Suriye Kürdistan'ını kurmak üzere götürülüyor. Geri kalanlar çoktan silahıyla beraber evine gitmiş, çoluk çocuğun hanımının koynunda yatıyor. Çekilme mekilme yok. Bu nasıl çekilmeyse arkadaş, bizim bütün sınır boylarındaki radarlarımızdan bir tanesi bir tanesinin gittiğini görmüyor. İyi de eski İçişleri Bakanlarımızdan Saadettin Tantan defalarca açıkladı. Mehmet Ali Solmaz mıydı? Soyadı yanlış olabilir. İçel milletvekili meclise bir önerge verdi. Dedi PKK ile yapılan gizli pazarlıkların bir maddesi de 60 milyar dolarlık kara paranın aklanması ve piyasaya sokulmasında hükümetin yardımcı olunmasıydı. Mecliste konuşulanları söylüyorum. PKK'nın kazandığı bu milyarlarca dolarlık kara para nerede aklanıyordu? Vatikan bankalarında. Şimdi Türkiye'de aklanması için bir yasa çalışması var. Var. Vatikan kim? Bir papa vardı, beyni sulanmıştı. Artık onu değiştirdiler. İtalyan Yahudisi, Arjantinli bir papayı getirdiler. Bir kitabı çıktı. O kitabında diyor ki, dünyanın gelip geçmiş iki tane lanetli kavmi vardır. Biri Ermenileri kesen Türklerdir. Bir tanesi de Yahudileri kesen Alman Nazileridir. Bu adam şimdi papa. Ve bu papanın milyarlar, trilyonlarca dolar hükmettiği para bankaları PKK'nın kazandığı paraları aklama merkezlerinin başında geliyor. Evet. Hocam şimdi, bu arada son 1-2 dakikamız toparlayalım lütfen, şimdi, konuyu yarım bırakmayalım. Şimdi lütfen soralım. Sayın Fethullah Gülen daha önce Vatikan'a gidip papanın huzurunda ben papalık misyonunun hürmetkar bir hizmetçisiyim, gönüllü bir parçasıyım dedi mi? Evet. Bütün dünya alem duydu, gördü mü? Evet. Öyleyse ılımlı İslam diye bu ülke nereye sürükleniyor? Bu millet yıllarca bize, dinimize, inanç temellerimize, devletimize, ülkemize düşmanlık eden kurumların hizmetine dolaylı yönden nasıl sokuluyor? İnsanların lütfen biraz dikkat etmesi lazım, biraz gayret etmesi lazım. Onun için yani yırtınıyoruz, onun için çırpınıyoruz, gerçeklere haykırıyoruz. İnsanlarımız bunları görsünler. Gemi battıktan sonra feryat etmenin hiçbir faydası olmayacak. Irak'ın durumuna düştükten sonra, Suriye'nin durumuna, Afganistan'ın, Libya'nın durumuna düştükten sonra ahvah etmenin hiçbir faydası olmayacak. Hepimiz namus sahibiyiz. Şeref sahibiyiz. Onun için feryat ediyoruz ve en azından PKK'ya gösterilen hoşgörünün onda biri kendi insanımıza gösterilsin istiyoruz. Son olarak izleyicilerimize nasıl yönetildiğimizi göstermek açısından bir iki temel şeyi de hatırlatıp bağlayalım inşallah. Bağlayalım hocam, çok süremizi aştık zaten. Şimdi Türkiye'yi gerçekte kim yönetiyor? Can sorulur mu hocam? AKP yönetiyor. Öyle mi? AKP'nin başında Sayın Başbakan bulunuyor. Orta Doğu'da büyük bir savaşın, büyük bir hesaplaşmanın yapılacağını zaten Amerika Bush açıklamıştı. Orta Doğu eş başkanlığı da maalesef bu büyük hesaplaşmanın, yani İslam ülkelerini parçalamanın bir adı olarak, bir projesi olarak ortaya çıkmıştı.
Şimdi Endonezya'da iken Sayın Başbakan sordu gazeteciler. Adana, Antep ve Maraş'a Patriot füzeleri yerleştirilecek. Bunlar ne maksatla geliyor ve bunlar nerelere konuşlandırılacak diye sordukları zaman Sayın Başbakan afallamıştı. Hadi canım ya, bunlar nereden çıkarıyorsunuz? Vallahi benim bir haberim yok dedi. Gerçekten haberi yoktu. Oysa böyle bir karara ya Genelkurmay'la, Dışişleri Bakanlığı'yla, MİT'le, önemli kurumlarla 10 kere danışmadan, aylar öncesinden bunun tartışmasını yapmadan bir ülkeye bunlar konuşlandırılabilir mi? Konuşlanmıyor. Niye? Çünkü bu ülkeyi başkaları yönetiyor. Vitrindekiler sadece halkı oyalamakla vakit geçiriyor. Yine aynı Sayın Başbakan, hatırlarsınız. Şimdi bir gümrük tekel bakanımız var. Yüzlerce aleyhindeki iddialar ama yerinde duruyor ve başbakanın akil adamlarından ve gizli danışmanlarından, hem bakandır Hayati Yazıcı. Eski insanlarımız pek merak etmiyor. Eski askeri hakimlerdendir. Bundan bir hafta önce Türkiye'den Yemen'e gönderilen kargolar üzerinde Yemen'de yakalandı. Kargolardan, paketlerden 2700 tane silah çıktı. Türkiye gönderiyor. Şimdi bunlara soruyorlar. Ya bunlar nasıl oluyor? Ya efendim haberimiz olmamış. Ya nasıl olmamış? İç ray cihanızdan geçmemiş mi bunlar? Ya genel müdür yardımcısı, ona biri rica etmiş, demiş ki kırılacak şeyler var, mümkün mertebe çok böyle ezilip dökülmeden işte belki ondan dolayıdır geçmemiş İsrail cihatından. Türkiye'yi kimler yönetiyor? Türkiye'nin kapıları, sınır kapıları yol geçen hanıma dönmüş. Reyhanlı patlamasını yapan kişinin 300'den ziyade sınırdan giriş çıkış yaptığı tespit edilmiş. İyi de be kardeşim, bu kadar önemli bir noktada Türkiye böylesine olaylardan habersiz, ilgisiz insanlarla yönetiliyorsa Türkiye'nin en büyük tehlikesi, en büyük tehdidi maalesef başbakanın ifadesiyle dış güçlerdir, faiz lobileridir, ama onların iktidarda tuttukları, bir şekilde buraya taşıdıkları bu iktidardır. Kendine çeki düzen vermesi lazım. Peki, bunun artık kıyaslamasını, bunun takdirini izleyenlere bırakalım. Ben size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben asıl teşekkür ediyorum. İnşallah bu olayları daha geniş konuşacağımız, paylaşacağımız. Önümüzdeki Perşembe günü. Yarın değil, o gün. Evet. Perşembe günü öğretmen evindeki konferansımızda buluşalım. Evet, saat 20.30'da saatinde, evet, söylemiş olalım. Hemşehrilerime tekrar saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Size de Kanal 23 olarak teşekkürler arz ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum tekrar. İyi akşamlar diliyorum. Sayın seyirciler, Son Nokta özel yayınının sonuna geldik. Canlı yayınımızı noktalıyoruz. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.